anlamında yaptığı ettiği bir yana işte benim stilim iddiasında bulunabilecek yarışmacılarımız arasında bu podyuma adım atmadan önce de modayla iç içeydi. Burada bu farkını ortaya koyma çabasında dans konseptini tercih etmiş alkışlarınızla Tuğçe Özbudak podyumda. Çaça. Evet. İlk gala gecesi zor muydu hazırlanmak? Güzel bir şov yapmak istedim. Sürpriz de olsun istedim ilk gala. Hani şöyle dedim biraz şu anımı konuşturayım dedim. Nazar ayağım kaydı. İnşallah dans beğenmişlerdir. Dans ediyor muydun daha önce? Dans ediyordum. Ben konservatuvar mezunuyum zaten. Ama onun öncesinde klasik bale yapmıştım ama bırakmıştım. Biraz yatkınlığım var ama uzun yıllardır dans etmiyordum. Olsun. Temel sağlam evet, demek ki. Evet var biraz. Neredesin peki? Nerede dans ediyorsun? Ben hayal kendime hani yarışmalar olur ya işte Amerika'da falan böyle salsa yarışmaları, dans yarışmaları. Orada çok iyi hazırlanırlar işte kostümler, saçlar falan özel kostüm diktirdim zaten. Ve bunun için 3 gecedir bu taşlar için yerlere saçtım biraz ama. Evet hala üzerinde elbise var evet. Önemli değil. Üzerimde kalmasına şükrediyorum. Çok uğraştım orada hayal ettim kendimi dans yarışmasına gitmişim. Peki gel bakalım. Elif. Bayıldım. Yani söylenecek tek bir şey muhteşemdin. O kadar estetiktin ki yani daha çok bir dansçı gibiydin bir yarışmacı gibi değildin. Tebrik ederim seni. Teşekkür bravo. Ederim çok sağ ol. Çok güzeldin. Tabii performansı değerlendirirken stili de unutmayın. Uygun mudur? Bu dans için bence çok uygundu. Rengi çok güzel bir seçimdi. Makyajını az tutman harikaydı. Saçını bilemedim. Belki toplu olsa benim daha çok hoşuma giderdi. Ben daha çok seviyorum ama onun dışında mükemmel. Simge. Kıyafetine, rengine bayıldım. Zaten modelini de içeride söyledim. Mükemmel olmuş, çok yakışmış vücuduna. Ben de Ece ile aynı şeyi düşünüyorum. Saçların toplu olsaydı, evet sanki ama müthiş görünüyorsun. Zaten şovuna bayıldım yani, efsane. Teşekkür ederim. Hatta kıskandım biraz. Aynı dans yapıyoruz çünkü onunla. Ben samba yapıyorum ama sen kısa boylu olduğun için bacak boyun daha kısa olduğu için çok yatkınsın. Ben çok zorlandım ama inşallah ben de yapacağım bakalım. Berna. Ben birazcık arkadaşlarımdan daha farklı düşünüyorum, üzgünüm ki. Kostüm çok güzel, elbette bu dans içinde çok uygun. Ancak kostümün ve partnerinin ekmeğini yediğini birazcık düşünüyorum açıkçası ben.
birazcık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. O iddiayla geldiğin için, yoksa seyirciye ve jüriye oynayışın bence 10 numaraydı. Ama ben birazcık daha açıkçası bu iddia, yani teknik eğitim aldığını iddia ettiğin için söylüyorum, birazcık daha iyi beklerdim açıkçası. Seyirciye ve jüriye oynamadım, yok, sadece güzel, hani. Yok yok, o anlamda değil yani. Koreografi açısından, ha. Dansın açısından. Ha, biraz öyle bir geldi çünkü yok, hani onu da demek istiyorsun gibi devam yanlış, etti. Hayır, asla öyle demek istemedim. Hayır. Ne güzel, peki. Hiç sormama gerek kalmıyor. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Eyvah, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, tebrik ediyorum. Harika, ya, harikaydı. Gerçekten mi? Çok güzeldi. Teşekkür, çok heyecanlandım. Çok bir de siz ateşliydi. Varsınız. Zaten hani ilk galamız. İnanılmaz heyecanlıydım. Teşekkür. Ben bayıldım. Çok kıyafetine de bayıldım. İlk kostüme de bayıldım. Bir tek o paçası sarkıyordu. Orası biraz açılmıştı. Evet. Teknik hata vardı ama ya, içinden çıkan kadına inanamadım. Böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Çok yakışmış. Kıyafetin rengi, saçın, makyajın. Bence bu gecenin en iyilerinden biri sensin galiba diye düşünüyorum. Gerçekten. Ben 9'u veriyorum. Bana cimri diyenler utansın. Oley! Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaan'cığım, kızlarımız yeni. İlk galamız. Evet. Onlara motivasyon vermek lazım. Verdim hayatım. Daha banka hesap numarasını mı alayım? Tülçe. Dansçı gibi olmuşsun. Gerçekten. İlk yani şey Michael Jackson havadan sonra salsın çaça müthiş, bence de çok güzel yapmışsın. Kostüm regin bayıldım. Teşekkür ederim. Zaten çaça salsa kostüm böyle olmalı. Ayakkabı profesyonel, dansçı ayakkabı. Ben boyadım. Evet, boyadın mı? Boyadım. Harika. Kulise makyaj saç yapılırken. Ya diyecek bir şey yok yani, küçük bir şey nazar oldu. Kaydım, evet. Takıldın ama bence de müthişsin, müthiş oldu yani, hakikaten çok iyisin, çok iyiydin. Ay, teşekkür ederim. 10. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Tuğçe ilk çıktığında ne yapıyor diye baktım. Tamam, Michael Jackson. Pantolona baktım, içeriden patlamış. Diyorum ki şimdi iyicene dikkatli bak. Dikiş tutmadı. Canım. Dikiş tutmadı. Evet. Kadın dynamite, dinamit gibi duramadı. Bomba. Fakat şimdi böyle hem dansını seyrediyorum hem paçaya bakıyorum. Dedim vah vah, sökülmüş, dikmemiş. Sonra öbür paçaya da bakıyorum. Hani dedim paralelliği var mı? Biniş. Öbürü de yırtıldı mı? Özellikle mi yırttın ikisini birden? Hocam yani onu hani özellikle yırtmadım da biraz hani kolay olsun diye açıkçası öyle oldu. Tabii gelecekteki şovu ben bilmiyorum. Evet. Diyorum ki Allah, yırtık bir yani sökük pantolon. Yok yok, yoksa öyle özensiz çıkmam. Sonra uyanık bizi kandırmak için öbür paçayı da söktü. Kendi kendime senaryo yazıyorum burada. Sonra tabii içinden bir dinamit çıktı, böyle inanılmaz bir şey. Ivana da söyledi. Ben de ayakkabılarını çok beğendim. Teşekkür ederim. Tam bir dansçı ayakkabısı. Evet. Yani onu böyle profesyonel, onu bir yere koy böyle, otur ona, saatlerce hayal kurabilirsin. Bu ayakkabılar neler yapabilir diye. Onun için çok beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ayrıca böyle güzel bir şey hazırladığın için. Ben teşekkür ederim size beğendirdiğim için. Sağ olun. İkinci geliyor. Sizden 10. Gerçekten teşekkür ederim. Bir kıyafet kadar mı güzel yakışır ya, proporsiyonlara? Proporsiyonuma sizin için uydurdum. Bu kadar mı güzel yakışır o küçük, ökçeli, topuklu ayakkabılarla bile çok yakışmış. Onlara puanı... dans ayakkabısı diyoruz Urkancığım. Onun uzun topuğu olmuyor. Hayır canım. Eskiden ağızları öyle geldi. Şunu anlamıyorlar ki kardeşim. Küçük ayakkabı olmasına rağmen proporsiyon güzel görünüyor demek istedim kardeşim. Urkancı ne olacak bu durum? Apartman topuk bir dans ayakkabısı görmedim ben. Allah Allah, bu tip kıyafetler anca yüksek topuklularda görünür, proporsiyon problemi varsa. Bence de iki deli bunda. İki deli. Ay, açıklatmak zorunda kaldım. Bunun adı dans ayakkabısı. Git at kendini bir yerden. Ay Neslihan, anlamadım. Bu dans ayakkabısı. Duymuyor Hakan. Neslihan başka şey yapacağım. Banka ben yapacağım. Ben hiçbir şey anlatıyorum. Anladınız mı? Aaaa!
Uğurkan, ben iki haftaya seni mahallen emekliye ayırırım, delirecek çünkü. Zaten ben, emekli olabilirim. Ben sana söyleyeyim mi? Hepimiz Tuğçe'yi kıskandık, krize girdik. Yani bu kadar kısa olmasına rağmen, bunların deyimiyle ki benim deyimim de o, dans ayakkabısı olmasına rağmen proporsiyon olarak çok güzel görünüyorsun. Kırmayacağım puan. Kırmayın ama saçlarını, hocam. Saçlarını ben bu dansları seyrettiğim zaman, bu danslarda saçlar hep topuzdu. Ama şöyle. Demek açıkla dansı. Çünkü açık yüzünün önüne gelir. Güzel bazı figürleri, partnerini topladım. Kaçırabilirsin. Ama Hande dedi ya, salsa da açık diye. Olabilir saçlar ama. Salsa da. Açık oluyor. Salsa açık. Söyle mi, o kadar diyorlar. Duçe, neden bir haftadır orada öyle yeni gelin gibi oturuyordun? Bayıldım. Teşekkür ederim. Uzatmayacağım. Bayıldım. Ben büyük şovları severim. Şaşırtmayı severim. Ben de hani hemen değil de dedim şöyle bir galada patlatayım kendimi. Büyük şovları yapmak daha zordur. Al sana da büyük bir puan. 9. Vay, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Yerine kaç verdi? 9. Sensiz bu son gecem, bu son sabahım. Tadı yok. Dur dur. Kız, duygusal şarkı bu. Yapma yapalım. İvana için remixini yapıyoruz. Hazır evet, mısın? Tamam. Diyorsun ya, evde aynanın karşısında dans ediyorum. Evde benim gibi bir rakip mi vardı acaba? Neden Hatice seni beğenmiyor? Aynı veri tabanında değiliz. Süzgeçler farklı. Senin derdin ne kızım? Yerim seni. Bu puanlamam bittiyse hiç ben gelmedi, hocam, değil mi? İyi günler. Anneciğim, beklenen deli İkisi geldi. Geldi mi? Geldi. Sevgili izleyiciler, muhteşem şarkısıyla bu gecenin baş tacımız olan delilerinden diyerek. Gözlerimiz yollarda kaldı, bekliyoruz kendisini. Bu koltuk onun. Kararlar, yorumlar, bakalım neler yaşayacağız, alkışlarınızla. Muhteşem şarkısıyla. Serdar Ortaç!